seni. Efendim, çalgısıyla, çengisiyle, doyumsuz lezzetleriyle Malatya pazarındayız. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz standımıza. Hemen başlayalım. Kayısılı. Olmazsa olmaz değil mi? Kayısılı kurabiye. Kayısı özellikle bugün gastronomi ile ilgili 7 bölge, 7 şehir gastronominin ana yatağı olan, gastronomi turizminin merkezi olan Malatya'da buraya katılıp Malatya yemeklerini bizim buradaki hemşehrilerimize tanıtmak için buradayız. Bu bölgelerin tamamının farklı kültürlere ihtiyaç duyduğunu, özellikle bu pandemi sürecinden sonra insanlarımızın doğal üretimle farklı lezzetleri aradığının bilincindeyiz. Malatya olarak gastronomide önemli olan farklı lezzetlerin insanlara duyurulup onların tadımlık bir şekilde burada insanlara ikram edilmek suretiyle sunumunu gerçekleştirmek. Biz de bu fuara özellikle katıldık. Malatya'daki hemşerilerimizi, İstanbul'daki hemşerilerimizi, Malatyalıları ve buradaki bütün hemşerilerimizi Türkiye'den davet ediyoruz. Malatya'nın sevecanlığıyla, hoşgörüsüyle de Malatya'ya geldiklerinde karşılaşacaklar. Ama öncelikle standımıza bekliyoruz lezzetlerimizi tatmaları için. Bunun için buradayız. Ben Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak göreve geldiğimiz günden bu yana bir taraftan sanayi geliştirirken, iş insanlarımızın ileri gidebilmesinin önünü açarken gastronominin de önemini biliyoruz ve gastronomi turizminin oluşabilmesi için elimizden gelen çabayı göstermeye gayret gösteriyoruz. Bugün İstanbul'dan Malatya'mızın ünlü lezzetlerini, meşhur yemeklerini tanıtmaya geldik. Biliyorsunuz Malatya'nın çok süper zengin mutfağı var. Gerek fırın yemekleri, gerekse ev yemekleri. Bu ev yemekleri vegan mutfağı diye de tanınabilir. 80 ile 100 çeşit vegan mutfağında ev yemeklerimiz vardır. Yine Malatya'nın kahvaltı kültürü, yine Malatya'mızın soğuk suları, insanı ve dolayısıyla çok muhteşem Kayısı'mız var. Kayısı da biliyorsunuz dünyanın Kayısı başkenti Malatya'dır. Allah'ın izniyle biz gastronomide Malatya'yı layık olduğu yere getireceğiz inşallah. Normalde Malatya'nın fırın yemekleri dünyada emsalı olmayan bir sanat, dünyada olmayan bir lezzet. Yaklaşık 20 tane çok muhteşem baba yemekleri var. Kuzu dolma gibi, çağ kebabı gibi, kaburga dolma gibi, tava çeşitleri, bacan yemekleri. Bulgu pilavı bile Malatya malumunuz fırında yapıyor. İnşallah tüm Türkiye'deki ve dünyadaki lezzet ustalarını, lezzetçileri Malatya'ya davet ediyoruz efendim. Dernek Kadın Kooperatifi Başkanı Reşide Keçeli ile birlikteyiz. Reşide Hanım, hoş geldiniz. Malatya'dan geldiniz buralara. Malatya'dan geldik. Evet, Malatya'dan geldik. Malatya Yeşilyurt ilçesinden geldik. Yeşilyurt'ta bir kadın kooperatifi kurduk. 15 tane bayanla bu yola çıktık. Kendi mahallelerinde bir kooperatif kurduk. Onlar hem evlerinin işini yapıyorlar, hem çocuklarına bakıyorlar, aynı zamanda da aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. 15 bayanla. Sözünüz kesin. Gördüğünüz güzel lezzetler. Evet. 15 kadının 15 elinden mi çıkıyor? Evet, evet. 15 kadının elinden çıkıyor. Bu gördüğünüz lezzetler. Malatya'ya has yöresel yemeklerimiz bunlar. Kiraz yaprağımızın coğrafi işareti ve patenti alındı. Onu sürekli yapıyoruz. Şöyle sırayla dinleyelim, böyle evet. Özel lezzetlerimizi. Bunlar içli köfte, Malatya'ya has. Bu kayısı çekirdeğinden kurabiyemiz, yine Malatya'ya has bir lezzetimiz. Bu analı kızlı köftemiz. Bu kayısı tatlımız. Bu yoğurtlu çorbamız. Genelde vegan ve vejeteryan mutfağına daha çok yatkın bizim Malatya'nın mutfağı. Çok güzel. Neler yapıyorsunuz? 15 kadın bir araya geldiniz. Siz başkanlık yapıyorsunuz. Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz Malatya'da? Çünkü biz bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Yani çok teşvik edici oluyor. Kadınlarımıza çok özendirici oluyor. Çok faydalı. Anlatır mısınız? Biz şimdi devletten 7 yoluyla makineler aldık. Bu makinelerle sebze meyve kurutup yediğimiz ürünler
ürünleri daha kaliteli hale getireceğiz. Mesela bizim aldığımız fırın sıfır nemli kurutulu için biz mercimeğin ununu çok daha çıkarabileceğiz. Bu mercimek unundan da daha yüksek ürünleri, bebekleri mavi yapabileceğiz. Bebeklerimize erişte yapacağız. Mesela ıspanağı kurutup onu toz haline getiriyoruz. Yoğurda daha proteinli bir hale getiriyoruz. Zamanla sağlığı da çok önemli. Harika. Birkaç maddesi kullanmadan direkt doğal olarak alıyoruz. Dut var bizim mesela. Malatya'da çok yaygın bir şekilde dutumuz var. Onu kurutup un haline getiriyoruz. Onunla kurabiyeler, kaplıklar, pastalar yapıyoruz. Bunlar şeker pastalarda. Aynı zamanda diyet yapmaları çok hoşuna gidiyoruz. Şeker kullanılmadan sadece dut ucuyla yapılan kaplıklar yapıyoruz. Çok da güzel. Çok da rahmet ediyoruz. Beşli Hanım, değerli ilgiler verdi. Ben bizim sürümden bir rivayete göre Hazreti İsa'nın asasını bulduğu zaman çıkan su, dönüşüm, yeniden oluşum anlamına geliyor. O su bizim yeşil yurdun üst tarafından gidiyor. Biz de o suyun ismini kullandık. Çok anlamlı olmuş değil mi? Evet, böyle güzel bir oluşuma evet. Böyle anlamlı bir anlam vermek. Dilerim işleriniz de bu şekilde devam eder. İnşallah. Bayanlarımızı böyle biz de dönüştürmek istiyoruz. Evlerinden çıkarmak istiyoruz. Üretime katkıda bulunsunlar. Ekonomimize katkıda bulunsunlar. Onun için bir değişimle yola çıktık. İsmimizi de oradan aldık. İnşallah iyi olacak. İsminiz uğurlu gelsin. Teşekkür ederim. Malatya standındayız yine. Kayısı çekirdeğinin kahvesi sevgili izleyenler. Ben ilk defa görüyorum ve hiç tatmadım. Hemen sizden dinleyelim. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Malatya'dan kayısı çekirdeği coğrafya şahitleri yapmış bulunuyoruz. Biz de bu coğrafya şahitleri ürünümüzü alternatif ürün olarak kayısı çekirdeğini çizip konsantre haline getirip bunu tüketim haline getirdik. Bunun ismi nedir? Kayısı çekirdeği kahvesi adını verdik. Kayısı çekirdeği kahvesi bir tatlı kaşığı, bir fincan suyla blenderla bu sahneye karıştırılarak içilebilir. Daha sonra kayısı çekirdeği kahvesinin en büyük özelliği içindeki B17 vitaminin olması. B17 vitamini insanlarda kanser hücrelerini öldürdüğü için kayısı çekirdeği kahvesinin burada önemi aslında ortaya çıkıyor. Biz kayısı kooperatifi olarak insanlarımıza, vatandaşlarımıza günlük fincan kayısı çekirdeği kahvesi içmelerini tavsiye ediyoruz. Türk kahvesinin yanında bundan sonra kayısı çekirdeği kahvesini de eklesinler hayatlarına. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, çok güzel. Biz de şimdi tadacağız. İnşallah. Sema gitme alacağım seni, alıp da sineme saracağım seni, dosta düşman.